Saygıdeğer izleyenler, bugün, daha doğrusu önceki gün, Ünye Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı'nın ortaklaşa yaptığı çalışma ile Pazarcılar Tabakhane Deresi'ndeki bir bölüme gönderilmeye karar verilmiş, alınan kent konseyi kararı gereği de. Ancak bu karara esnafların büyük bir kesimi haksızlık var diye tepki gösteriyorlar. Bugün de bununla ilgili olarak da Kaymakam Bey'le görüşen esnaflardan Kazım Demir Bey'le beraberiz. Kendisi bize yaşananları özetleyecek. Ünye adına, Ünyeli adına, Ünyeli insanların doğru dürüst ürün almaları ve rahatlıkla da gezip tozmaları adına özetleme yapacak. Buyurun evet. Sayın Özdemir. Kazım Demir değil mi? Evet Kazım Demir. Buyur Kazım Bey. Ben yıllardır yaklaşık 25 senedir pazarcılıkla geçinen bir kardeşinizim. Bu cadde benim bildiğim bilesiye Pazar Caddesi. Burada eskiden Şehitler Meydanı'nın olduğu alanda kapalı dükkanla köy pazarı vardı. Orada o zaman bir proje yapıldı. Dediler ki biz pazar yerini o zamanki belediye başkanı ve oradaki dernek başkanıyla ortak alınan kararla pazar şeye geçti. Yani oradaki kurulu pazar minibüs garajının olduğu yere geçti. Onlar orada üstü kapalı bir yer yaptılar kendilerine uygun, hijyenik, tuvaleti olan, işte efendim söyleyeyim mescidi olan, dükkanların kepenkleri olan, üstü kapalı, rüzgarı, fırtınaya herhangi bir tahribat verilmeyecek bir alana, güzel bir alana kendilerini yerleştirdiler. Biz pazarcı olarak bu caddede kaldık. O günkü belediye karar alsaydı da onlar da geçecek deselerdi, o gün biz de aynı tercihi isterdik. Üstü kapalı olsun, efendime söyleyeyim hijyenik bir yer olsun, tuvalet olsun, abdesthanesi olan, namaz kılınabilecek, işte öyle bir alan o zaman oralarda vardı. Şehitler Meydanı olduğu alan yeterliydi o zaman. Ama buraya öyle bir proje düşünmediler, farklı bir proje yaptılar. Bundan önceki seçimde eski belediye başkanımız Ahmet Çamyar zamanındaki bu alanda o zaman vaatleri burayı bir pazar yeri yapmaktı. Öyle bir Nedim Can'ın da öyle bir vaadi vardı bize. Şuraya hatta başkan adaylarının vardı. Tabii evet. De vaatleri vardı. Bu alan olacaktı. Bu alandan seçildikten sonra fikirler değişti. Bu alana Şehitler Meydanı yapıldı. Burada büyük esnaflara verildi. Yani biliyorsunuz esnaflar zaten büyük, Ünye'nin büyük esnafları. Biz burada yine burada kaldık. Yani burada bizim için bir şey yapılmadı. Biz o gün seçimlerde bunu dile getirdik. Dedik ki bizim burada üstü kapalı. Bakın bugün mağdur olduk işte. O gün dediğimi bugün mağdur olduk. Dedik ki üstü kapalı. Pazarı anlattınız, dinlemediler. Fırtına oluyor, rüzgar oluyor, toz toprak oluyor. Biz evet. Burada sattığımız ürünler temiz olmuyor. Biz bundan rahatsızlık duyuyoruz. Bizi güzel bir pazar yeri yapın. O günkü seçim vaatlerinde yapılan söyleşilerde ne bu var? Esnaf arkadaşların sezerişleri bunlar. Dedik ki bize bir üstü kapalı güzel bir pazar projemiz var. AK Parti bu projede size güzel bir proje çıkaracak. Her ilde, her ilçede üstü kapalı pazar yeri olacak. Bunun örneği Çarşamba'da var. Bunun örneği işte atıyorum Kumlu'da Korgan'da yapılmış. Korgan'da mesela çok güzel bir pazar yeri yapılmış. Fasla. Üstü kapalı. Korgan'da Fas'ta yeni yapılıyor. Çok da güzel bir proje yapmışlar. Irmak kenarı olması önemli değil. Önemli olan yaşayış tarzı, yaşayacak hijyenik alanı olması. Şimdi biz de aynısını bekliyoruz. Burası 150 bin, orası 100 bin nüfuslu bir yer. 50 bin, %50 daha fazlayız onlardan. Orada güzel bir proje çıkarılmış. Zaten bu projenin gelir kaynağı Ordu Büyükşehir Belediyesi. Ve aynı biz bir iki yetkililere sorduk. Siz de bir yer bulun, siz de bir yer gösterin. Oraya da yapalım diyorlar. Onlardan yana bir sıkıntımız yok. Ama burada bir yer bulunmamış. Orada müsait bir yer diye gözetilen ırmak kenarında bir otobanın, karayollarının bir yolunun üzerine demişler ki biz de buraya taşıyalım. Taşıyalım da 4 sene önce burada büyük bir afet oldu. 4 tane köprümüz yıkıldı. Şimdi 4 sene sonra ya da 1 sene sonra ya da 1 ay sonra ya da 2 ay sonra çok büyük bir afet olup da orada pazar yeri canlı hareketliyken bir sel gelip de oradan o suyu da o milletin götürüleceğini garantisini kim veriyor? Kimse veremez. Biz de istiyoruz ki Sayın Kaymakamımıza bugün onu da izah ettik. Allah razı olsun bizi anlayışla karşıladı ve değerlendireceğini söyledi. Bize dedi ki fikirle gelin. Bize bir fikir sunun biz de onu değerlendirelim dedi. Biz de fikirlerimizi verdik arkadaşlar olarak. Dedik ki bu kapalı pazar stadyumun arkasında kurulan pazar, efendime söyleyeyim onun yanında minibüs garajı, onun yanında okulun önünde boş bir alan var orada. O alanı komple değerlendirip üstü kapalı bir pazar yeri olursa biraz mağdur oynamışlar onlar. Halbuki onlar gittiğinde rahat etmişlerdi. Burada bir nokta koyalım. Burada Kaymakam Bey ile belediye başkanının ve kent konseyinin ortaklaşa aldığı karara uyan esnaf kaç kişi?
karşı çıkan kaç kişisiniz? Toplam esnaf nedir şimdi size? Biz imza toplaması da yaptık burada kendi aramızda. Bunu da her türlü ispatlarız. İmzalarımız elimizde mevcut. Tamam. 1200 tane esnaf arkadaşımız var. 1200 kişi var. Aynen. O tarafta yani bugün gösterilen yere onay veren kaç kişi yaklaşık? 1200 kişiden de imza toplarım. Çok fire versek 100 kişi veririz. Yani bu onda biri kadar. Söyleyeyim size. Yok derler. Geriye kalan 9'u kadarı da bu işe karşıyız diyorlar. Ha karşı değiller. Şöyle karşı değiller. Üstü kapalı, hijyenik, Fas'taki gibi pazar yeri yapılsın. Tıpış tıpış gideriz diyorlar. Biz pazar yeri yapılmasına ya da buradan kalkmasına karşı değiliz. Güvenlik önlemi sağlam olsun. Biz o alana gitmekten karşıyız. Yani o alana o şekliyle gitmekten karşıyız. Bize aynı o stadyumun yanındaki tuhafecileri yapılan dükkanlar gibi o yapılan bir pazar yeri yapılsın. Bizi ırmak kenarına taşısınlar. Netice olarak Kaymakam Bey'den aldığınız son söz nedir? Bunları değerlendireceğim. Size en kısa zamanda bilgi vereceğim. Arkadaşlar ben bazı şeylerin bu şekilde olduğunu bilmiyordum. İşte mesela bu Şehitler Meydanı'nın olduğu alanda size pazar yeri için söz verilip de yapılmadığını bilmiyordum. Stadyumun arkasındaki alan için mağdur rolü oynamışlar dediğim gibi. Bundan dolayı onlar kendi isteğiyle gidip de bizim burada kaldığımızı, bizi buraya götürmediklerini, gittiğimiz zaman size dükkan yok dediklerinden haberdar değildi. Bunu izah ettik. Ondan sonra madem onlar mağdursa biz olduğu alanı yıksınlar. Tekrar bize güzel, hep onların da bizim içimizde olduğu, biz kimseyi dışlamıyoruz. Tamam. Olduğu bir alanı yapsınlar. Biz bunu Kaymakam Bey'e izah ettik. O da dedi ki ben dedi her türlü değerlendireceğim. Size de dönüş yapacağım başkanlarınız aracılığıyla dedi. Arkadaşlar dedi değerlendireceğiz. Bu şekilde bıraktı. Toplantıyı bıraktık yani. O şekilde haliyle. Yani huzurla ayrıldınız. Aynen başkan çünkü kaymakamımız söz verdi. Tamam. Kesinlikle dedi. Dinler Kaymakam Bey. Aynen. Yani düzgün, dürüst bir insan. Kendisine de bu konuda hak verdik. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bizi de dinledi. Başkan için de söylemişti. Başkan için de sözünü de eri bir insan. Ben kendisini tanıyorum. Kesinlikle söz verdiyse sözünü yerine getirir dedi. Yalnız burada ben bir nokta koyuyorum. Buyurun. Sayın Başkanım göreve gelmeden 3 gün önce Perşembe Pazarı'nda kendisiyle şöyle bir diyalogumuz oldu. Çünkü daha önceki belediye zamanında, Ahmet Çamer zamanında pazar yerinin yine buradan kalkacağı falan muhabbeti söylentisi vardı. Ben onu kafamda soru işareti kaldığı için sayın başkanıma sordum. Dedim ki sayın başkanım burada dedim yarın bugün dedim pazar buradan kalktığı takdirde kaldırırsanız herhangi bir şey yapmadan dedim. Böyle bir projeniz var mı dedim. O da bana kendi ağzıyla şunu söyledi. Eğer üstü kapalı bir pazar yeri projem yok ise kesinlikle kimseyi yerinden bir çivi dahi sökmem dedi. Ben de bunun sözünü veriyorum dedi. Ben de onu şimdi belediye başkanıma hatırlatıyorum. Özür dileyerek çünkü bu sizin sözünüz. Tamam. Bunu yerine getirin. Biz gidelim gitmeyelim demiyorum. Ama aynı üstü kapalı modern Rahman Bey'in başkanlığını yaptığı pazar yeri gibi bir pazar yeri yaparsanız bugün ben arkadaşlarımla dahil tıpış tıpış gideriz. Hiç sıkıntı yok yani o konuda. Ama yapamazsanız bu yağmurun, çamurun, rüzgarın, fırtınanın altında bizi oraya atacaksanız biz bu pazar yerinin çöplüğü değiliz. Bu ünyenin çöplüğü de değiliz. Biz de bu ünyenin insanıyız, esnafıyız. Ben kaymakamın sözüne güveniyorum. Kaymakamın bu konuda bize yardımcı olacağına inanıyorum. Allah razı olsun kendisinden. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.